Merhaba Soma TV Net izleyicileri. Şu anda Soma Maden Şehitliği'ndeyiz. Yanımızda da Türk İş Koordinasyon Genel Başkanı Ergün Atalay var. Öncelikle Soma'mıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün bir okulda ziyarette bulundunuz, yaptırmış olduğunuz bir okul ve şu anda Maden Şehitliği'ndeyiz. Bugünle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bugün ayın 13'ü, Eylül'ün 13'ü Soma'nın kurtuluşu. Bizim burada bulunan arkadaşlarımız Marmara bölgesinden, Trakya bölgesinden, Ege bölgesindeki sendikalarımızın şube başkanları burada. Aşağı burada 23 vilayetin Türk İş'in il temsilcisi burada. Bursa, İzmir, İstanbul bölge başkanlarımız burada. Türk İş'in eğitim sekreteri, Teksif'in genel başkanı, yönetim kurulu Nazım Bey burada. Deri İş'in genel başkanı, Güvenlik İş'in genel başkanı burada. Ben Türkiye'deki 1 milyon Türk işçisinin adına ben de arkadaşlarımla beraber buradayım. Biz bugün buraya bir program, arkadaşlarımızın bir etkinliği vardı Edremit'te. O programa buna denk getirdik. Dedik bugün Soma'nın 95. kuruluş yıl dönümü. Evvela bugün okula gidelim. Burada şehitlerimizi ziyaret edelim. İşte buradan da sendikaya gideceğiz. Aradan 3,5 sene geçti. Bu bölgede yatan 250'nin üzerinde şehidimiz var. 50 tanesi de ülkenin değişik bölgelerinde yatan şehitlerimiz var. Hakkari'den Zonguldak'a kadar şehitlerimiz var. 3,5 sene geçti. Mahkemeler devam ediyor. Mahkemeler neçelenmedi. Dün açıklanan bir rakam, son 8 ayda 1338 arkadaşımız iş kazası mı, iş cinayeti mi ne dersiniz ona kurban gitti. Yani günde ortalama 5 kişinin üzerinde kardeşimiz ekmek parası için can vermeye devam ediyor. Bunlar madende var, bunlar enerjide var, bunlar metal iş kolunda var. Öyle bir noktaya geldi ki gıda iş koluna dahi bizim can veren kardeşlerimiz var. Bunların için işte bunlar evine bir helal rızık götürsünler. Bunların için çoluk çocuğuna iyi bir yaşam temin etsinler. Tabii Soma'daki tablo bambaşka bir tablo. Yani bambaşka bir tablo. Yani buna iş kazası deyip sıradan geçirmek mümkün değil. Yani bunun adı işte yapılanlar ortada halen neçelenmedi. Bunun adı bir iş cinayeti. Bu kardeşlerimizin hatırına madencilerle ilgili tam olmasa da mükemmel olmasa da yasalar düzenlendi. Ama bunların acısı aileleri için de bizim için de dinmiyor. Türk İş için, Türkiye'deki bütün sendikalar için, işte burada madenin Ankara'daki genel merkez yöneticileri burada, şube başkanları burada. Yani bizim için ailemiz kadar burada yatanlar, bu mezarlıkta yatanlar bizim için önemli. Ben buraya geldiğim sayısını bilmiyorum. Her fırsat bulduğum zaman da gelmeye devam edeceğim. İşte burada uzak yerlerden bulunan arkadaşlarımız var, ilk defa görenler var. Yani burada keşke demek boş laf, bu son olsun demek de olmuyor. Her gün iş kazalarında insanlar ölmeye devam ediyor. Biz sendikacılar, kanaat önderleri bu ülkede, ülkeyi idare edenler, insan canından daha önemli hiçbir şey yok. 3 kuruş fazla kazanacağım diye insan canını heder etmemek lazım. Bununla ilgili işte bu bölgede Manisa valimiz burada, kaymakamımız burada, belediye başkanlarımız burada, sendika başkanlarımız burada. Olmazsa olmaz işçi sağlığı, iş güvenliği. Buna riayet etmek lazım. Buna Türkiye'nin Soma'nın dışında, Soma'nın içinde de aynı baktığınız zaman buna uyan kurumlarımız var. İş sağlığına, iş güvenliğine uymayan kurumlarımız var. Yani özellikle belli bölgelerde kapalı olan ocakları açan işverenlerimiz var. Her yerde ifade ediyorum, kapalı ocağı açıp da insan çalıştırıyor, içeride insan ölüyorsa ha adam vurdun silahı çıkartıp ha içeride insanın ölmesine sebep oldun. Bunlarla ilgili cezalar, kanunlar çıkıyor ama bunları uygulamak lazım. Onun için burada bizim üzerimize düşenler var. Ama ülkenin yönetenlerin üzerine düşenler de vardı. İnşallah noksansız herkes elinden geleni yapar. Buradaki bu mezarlıktaki bu tablo son bir tablo olur. Ben de arkadan da buradan işte okula gittik beraber. Bu kaza olmasaydı o okulu yapma imkanımız olmazdı. Maalesef keşke olmasaydı da o okulu yapmasaydık buraya. İşte Türk İş'in sendikalarımızın 40'ın üzerinde Türkiye'nin değişik vilayetlerinde okulu var. Türk İş'in İstanbul'da var, Ankara'da var, Samsun'da var, Adapazarı'nda var, işte burada var. İmkan bulduğumuz zaman da Türkiye'nin her yerine Türk İş okullarını yapmaya devam edeceğiz.
eğitim her şeyin başı oluyor. Teminişli Belediye Başkanımız, Kaymakam arkadaşlarımızla beraber okulu gezdik. Her ne kadar burada çok hüzünlendiysek, inanın orada da çok mutlu olduk. Orada çocukları görünce, o mutluluğu görünce. Bu Soma'daki işçinin çocukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanet ama bize de emanet. Bütün işçilere, sendikacılara emanet onlar. Ben teşekkür ediyorum. Peki mezarlıkta efendim, konuşulacak bu kadar. Ne konuşacağım mezarlıkta ben başka? Bir şey daha sorabilir miyim? Maden şehitlerimizin yakınları için yaptırılan evlerde bir türlü teslim olmadı. Bunlarla ilgili neler? Şimdi kaymakamla beraber öbür konuyu konuştuk. Evler bitmiş. Yani zannediyorum bir idari problemin dışında önümüzdeki günlerde zannediyorum kışı görmeden evler teslim edecekler. Yani kışı görmeden evler teslim olacak. Başkanımız da kaymakamı takip ediyor. Ben şimdi gittiğim zaman sabahtan itibaren de bir an evvel bu evlerin teslimle ilgili kimle konuşmam gerekiyorsa onu da konuşacağım. Onlarla ilgili de bir an evvel onların evleri teslim olsun. Çünkü evler bitti, merasim bekleniyor zannediyorum. Merasim falan nasıl yapacaklarsa onlarla ilgili zannediyorum bir daha görüştüğümüzde inşallah evler bitmiş olur. Ben buradaki basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Şahsım adına, buradaki başkanlar adına, Türk İş Yönetimi adına. Allah herkesin mekanını cennet yapsın. İnşallah bir daha böyle iş kazaları yaşamayız. Çok kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.